Kerem ve Ayşe'yi sevenler ekran başına. Çarşamba akşamlarının yaz dönemindeki en eğlenceli dizisi Afilli Aşk'ta 8. bölüm merakla beklenirken nelerin yaşanacağını açıklıyoruz. İlk 7 bölümüyle sempatik, eğlenceli ve romantik sahneleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan, televizyon başında bizlere de hayaller kurduran dizi güzel bir şekilde ilerliyor. Of! Ayşe ne yapıyorsun yine ya? Ne yapıyorsun yine ya? Bir sabahta beni... Oha taş! Zaten bu ratinglerde de bariz bir şekilde ortada. Ne oluyor lan orada? Hayırdır birader, ne oluyor burada? Ceyda planlarıyla Ayşe ve Kerem'i ayırmak isterken Ayşe ve Kerem bunun üstesinden gelecektir mutlaka. Yanına gelirken asansörlerin orada bir hatunla karşılaştım. Parmağında yüzük yoktu. Kimmiş bu hatun ya? Tıpkı 7. bölümde olduğu gibi bu bölümde de romantik sahnelerin yoğunlukta olacağını da gelen bilgiler arasında. Çiçekler? Ön bahçeden. Portakal suyu? Marketten. Kerem ve Ayşe tam bir ayrılma oyunu yaparken bu tarz olayların ters etmesi sonucu birbirlerinden hoşlanmaya başlayacaktı. Zaten bunun sinyalleri geçmiş bölümlerde ufak ufak bizlere verilmişti. Planlarına yeni detaylar ekledikleri için de çok sık birbirleriyle vakit geçirmeleri bunda en önemli faktör olsa gerek. Ne yapıyorsun be? 20'sin dibime kadar. Sapık mısın desin? Ne oluyor ya? Ne yaptım? Ben sana şey demedim mi? Son dönemlerde yaz dizilerinde eleştiri konusu olan tutarsız senaryoların aksine Afilli Aşk bu konuda henüz olumsuz bir yorum almaması da her ani karakter değişimin içinin dolu olmasıyla kaynaklı. Zaten anlaşılacağı gibi Ayşe için her şey tamamken Kerem'in bir sözüne baktığı da neredeyse kesin. Kerem Ayşe'nin karşısına çıkıp seni seviyorum dedi de Ayşe mi kabul etmedi diyenleri duyar gibiyiz. Özellikle 5. bölümde Ayşe'ye soğuk davranan Kerem'in bu bölümde olası açılması hiçbirimizi şaşırtmaz. Kızlar. Merhaba. Kerem'i zaten tanıyorsunuz. Evet, nedir plan? Vallahi hava biraz serin. Ne moralı makul. Hafif rüzgarlı. Ha? Fakat başlarındaki en büyük dert olan Ceyda'nın varlığı duygularını açıklamada nasıl etkili olur? Bunu videomuzun ilerleyen dakikalarında açıklayacağız. Ceyda Kerem'i elde etmek için elinden geleni yaparken sevimli çiftin evli olmadığını ortaya çıkarması zaten işleri karıştırmıştı. Bir adres verdi. Ayşe Hanım ve Berk Bey'in gizlice fotoğrafını çekmemi istedi. Türlü planlar ve komplolar kuran Ceyda'nın karşısında Ayşe ve Kerem'in direnişi ise devam edecek. Kimmiş yani? Kim bu? Ceyda ayarlamış. Ceyda mı? Dizide 7. bölümü arkamızda bırakırken 8. bölümde yaşanacakları açıkladığımız bu videoda dizi takipçilerinin beklediği aşk sahnelerini de görme ihtimalimizi dile getirmemek olmaz. Bunu yapacağım bilirim. Saçmalama, ben gerekli konuşmayı yaptım onunla. Konuşmayla olacak iş mi bu Kerem? Konuşmayla ne alakası var? Gelecek bölümden itibaren 4 haftalık evli olan çiftimizin biraz daha aşk sahnelerinin artacak olması kuvvetle muhtemel. Kavga gürültüden sonra şans bize gülsün biraz Ayşe ya. Bundan sonra şans benden yana olacağım. Ama işte hayat hep öyle değildi benim için. Zira zamanlarının çoğunu birlikte geçiren çiftimiz birbirlerini artık herkesten çok tanıyor ve biliyorlar. Şu an iyi anlaşan iki arkadaş gibi gözükmeseler de yakın zamanda birbirlerine duygularını paylaşacak olmaları görünen köy kılavuz istemez şeklinde karşımıza çıkıyor. Güzel olmuş mu? Ben hayatımda kendimi hiç böyle prenses gibi hissetmemiştim. Tabii ki bu bir anda olmayacak. Ceyda'nın iş güzellikleri, iş ortaklıklarındaki yaşayacakları sorunlar ve içlerinde bulundukları evlilik oyunu onların duygularını açıklamasında bazı heyecan ve küçük gerginliklere sebep olacak.
Muhsin Bey ve Ayşe'nin annesi boşanma kararına sıcak bakmıyor. Çünkü Kerem'in kötü huylarını yok edecek tek kişinin Ayşe olduğunu düşünüyor. Neyse, bu kadar duygusallık yeter. Yemek faslına geçelim. Sen zaten, ben dikkat ettim, son zamanlarda çok az yiyorsun. Şu ana kadar izlediğimiz 7. bölümde de bunun boş bir düşünce olmadığına çok kere şahit olduk. Muhsin Bey'in de teşvikleriyle bundan sonra Kerem ve Ayşe arasında herhangi bir sorun çıkacağını düşünülmüyor. Tek sorun biraz önce de bahsettiğimiz gibi Ceyda. Muhsin Bey, ikili arasındaki gerçekleri er ya da geç öğrenecektir. Siz kendi aranızdaki kızgınlıklar yüzünden bizi de mahvediyorsunuz. Hatta bunun bir sonraki bölümlerde yakın zamanda gerçekleşeceğine dair sağlam kaynaklarımız var. Muhsin, bak sen her zaman demez miydin? Babam beni hiç dinlemezdi, hep istediklerini yaptırırdı diye. Ama bunun olması Muhsin Bey'in fikirlerini çok fazla etkilemeyecek. Sen niye şimdi onunla aynı şeyi yapıyorsun? Yahu bir kere dinle, baştan anlatsın. Bir dinle. Geçsin. Yalnız bu konunun altını doldurmakta fayda var. Bu oyunun açığa çıkmasında Ceyda'nın payından çok Kerem ve Ayşe'nin hataları neden olacak. Muhsin Bey ve Ayşe'nin ailesi tüm gerçeği öğrendikten sonra yaşanacak küçük çaplı bir kıyamet ise izleyenleri ekran başında hop oturup hop kaldıracak cinste. Vallahi kuş gibi kaldım. Evet. Aç ağzını, şimdi uçak geliyor. Ayşe'nin ailesi her ne kadar tepkili olsa da aralarındaki aşkın her geçen gün artan çiftin önünde kimse duramayacak. Kocaman aç. Ama bunun yanında gerçekler açığa çıktığında neden böyle bir şey yaptıkları özellikle Muhsin Bey tarafından merak edilecek ve sorulacaktır. Al, dur. Ne oldu? Dur. Ben alayım. Fakat verecekleri yanıt, yapacakları açıklamayla herkesin hayal kırıklıklarını gidereceklerini söyleyebiliriz. Bundan sonraki bölümlerde, özellikle 8. bölümde bizlerin yüzünü güldürecek, karakterlerimizin belirsizliklerinin azalacağı bir bölüm bekliyoruz. Geçmiş mi? Birazcık kalmış aslında. 8. bölümde yakınlaşma artacak, romantik sahnelerin dozu çoğalacak. Muhsin Bey'in gerçekleri öğrenmesi 8. bölümde en çok olmasını beklediğimiz olaylardan biri. Bu sağ tarafa da baksana, kalmış mı? Diziye yeni başlayanlar içinse Afili Aşk'ın konusundan kısaca bahsedelim. Sol tarafa bak, bir de orada da kalmış. Ayşe'nin biri hayırsız, diğeri de çıkarcı ve kabadayı iki abisi vardır. Abilerinin istemediği bir adamla evlendirmek istedikleri Ayşe, sevgilisi Berk'le evlenmek ister ama Berk de Ayşe'nin abilerinden ve evlilikten korkar ve mahalleyi terk ederek kaybolur. Ayşe, işçi olarak çalıştığı fabrika sahibinin de isteğiyle bir oyuna kalkışır ve patronun oğluyla zorla evlenir. Patronun oğlu Kerem ise babası tarafından hiçbir zaman takdir edilmese de tekstil fabrikası sahibi Yiğiter ailesinin zengin ve yakışıklı oğludur. Ayşe Yılmaz'ın etrafındakilerden sürekli darbeler yemesi ve bunun neticesinde daha güçlü bir kadın olmasına şahit olacağız. Niye yastık burada? Ayrıca ben nereden bileyim, belki sen attın bunu buraya. Kerem'le evlenen Ayşe Yılmaz'ın hayatı biraz daha renklenecektir. 8. bölüme dair yaptığımız analiz videomuzun sonuna gelirken sizin de tahminlerinizi merak ediyor. Yorum kısmına tahminlerinizi yazmanızı istiyoruz. Kerem ve Ayşe'yi sevenleri kamera arkası görüntülerle baş başa bırakırken videomuzu da beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Çok saçma. Neden? Geçen Noel'de sana kalbimi verdim. Hı? Gördüğünüz üzere arabaları biz bazen böyle kullanabiliyoruz.
not ettim. Bakalım belki bir yerde ufak ufak söylemeye çalışacağım. Nereye kadar bu pembe rüyalar? En çarpıcı, en taze magazin haberleri için Magazin Kulisi'ne abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni haber, her gün güncel haber. Magazinin kalbi burada atıyor. Magazinin ustaları, magazinin duayenleri bir araya geldi ve bu kanalda buluştu. Burası Magazin Kulisi. Her gün yeni, her gün güncel haberler. Takipte kalın, magazin dünyasından uzakta kalmayın. Magazin Kulisi.